kimse bulur sana. Benim yüzümden değil mi? Ben olmasaydım hapse girmezdin. Bu işler gelmezdi başına. Böyle ölümlerden dönmezdin. Hepsi benim suçum. Keşke hiç tanımasaydık birbirimizi. O vakit neden geldin buraya? Hı? Beni bir daha görme demiştim sana. Yetmedi mi sebep olduklarına? Daha ne istiyorsun? Daha ne olması gerek anlaman için? İkimizin de ölmesi mi? Ben sadece seni görmek istemiştim. Gördüm işte. Artık ait olduğun yere dönebilirsin. Olsa kalmaya razıydım Kemal. Ama sen korudun. Beni yarı yolda bıraktın. Bekleme dedin. Bitti dedin. Ben senden vazgeçtim dedin. Ama merak etme. Bir daha asla çıkmayacağım karşına. Ramazan Efendi'ye bak hele, ne içiyor? Bir şey içmem ben. Bir bardak ıhlamur içeydin, iyi gelirdi. İçmem dedim ya kardeşim. Bir bardak su söyleyeyim. Hazır avradını dayına kaptırmışken üstünü içersin soğuk soğuk. Dayın, avratla resmen yatıyormuş diyorlar Ramazan, doğru mu? Resmen de gayri resmi. Yaptığınız şakayın içine ettireceksiniz ha. İnsanın ne can sıkıntısından anıyorsunuz, ne neşesinden lan. Koca koca adamlarsınız, hiç utanmıyorsunuz değil mi? Hiç. Bu Allah topunuzun belasını versin be. Vay eniştem. Ya kalk git. Başlatma eniştenden sen de şimdi ha. Burada yemek yiyebilmeyi o kadar çok isterdim ki. Yarın akşam gelelim o zaman. Maytap geçme be. Gelemeyiz ki biz buraya. Niye? Çok pahalıdır. Sen onu düşünme. Yarın hazırlan. Getireceğim seni buraya. Sahi mi? Sahi ya. Thank you.
sağlık. İşte geldi. Hoş geldin. Merak ettik. Ben yolda bir arkadaşıma rastladım da. Gülle burada mı? Ne arasın senin zilli kızın burada? Yanlış yere geldiniz. Sen onu ummanede ara. Ulan şimdi seni var ya. Şirnemene lüzum yok hanım. Adam gibi soruyoruz. Gülle burada mı değil? Yok dedik ya. Ne arar Gülle burada? Şeytan görsün. Güllünüzü de, sizi de. Aç kapıyı içeri bakayım. Ana! Hele bir gir. Jandarmaları toplar mıyım, toplamaz mıyım başınıza? Hadi gel gidelim, gel, gel. Ne oldu da size ne istiyorlarmış? Güllü'yü arıyorlarmış. Kaçmış mı kız? Kaçmış Aral. İnşallah bulamasınlar. Kanlı entarisi gele. Eli ayağına dolana da gebere inşallah. Usta. Muhsin Usta. Güllü kaçmış. Kaçmış mı? Nasıl? Muzaffer Bey'in odacısı konuşurlarken duymuş. Güllü dün geceden beri ortalıkta yokmuş. Görüyor musun şu Kemal'in yaptığını? Önce kızı terk et, ondan sonra da pişman ol, ayart. Dur bakalım canım. Ayarttığını nereden biliyorsun? Ayartmış işte, besbelli bir şey. Yoksa Güllü niye kaçar? Kime kaçar başka? Kemal yapmaz öyle bir şey. İnanmıyorum ben. İnanmıyorsan git Kemal'e sor. Bak bu işin içinde Kemal'in parmağı yoksa bana da Pakize demesinler. Yıkarken şunları da yıka hele. Kendi pisliğini kendin yıka. Anlamadım. Fasulye mi? Alo. Sesin gelmiyor kardeş. Alo. Kendi pisliğini kendin yıka dedim. Ha, şimdi duydum. Basın kafasına itin. Hoş geldin usta. Hoş bulduk. Nasılsın Kemal? Sağ ol usta, iyiyim. Sen nasılsın? Fabrikadakiler nasıl? He.
Herkes bıraktığın gibi işte. Usta, susmaya mı geldin buraya? Anlatsana. Kemal. Evet usta. Güllü. Güllü hiç ziyaretine geldi mi bu yakınlarda? O defter kapandı usta. Hem sen niye açıyorsun ki bu bahsi şimdi? Güllü çiftlikten kaçmış evladım. Nasıl kaçmış? Bilmiyorum. Cemşir'le Reşit geldi bugün fabrikaya. Muzaffer Bey çağırmış. Onlara söylemiş. Biz de odacısından duyduk Muzaffer Bey. Kaçmışsa kaçmış. Bana ne? Umurumda mı sanıyorsun Güllü? Evet, umurumda. Hayır usta, umurumda değil. Sen de benden şüphelendin, öyle mi? Senin bu işle bir ilgin olmadığından emindim zaten. Emin olduğum bir şeyi bir de senin ağzından duymak istedim. Duydun işte usta. Tazeliyim mi? Yok. İçmem usta, sağ ol. Ne dedi Kemal? Anlatsana usta. Günahını almışsın. Hiçbir şeyden haberi yok oğlana. Hep benim yüzümden. Senin yüzünden mi? Benim yüzümden ya. Kemal bundan ayrılınca akıl verdiydim ona. Madem Ramazan'ı sevmiyorsun, o zaman Muzaffer Bey'le evlen dedim. O ne dedi? Ben sevmediğim, aşık olmadığım bir adamla nasıl evleneyim ki dedi. Demek dayanamadı daha fazla. Kaçtı gitti sonunda. Senin bir suçun yok Pakize. Düzen baştan bozuk bir kere. Şu başlık parası denen şeyi toptan kaldırıp atmalı. Atmazsak daha Güllü gibi, Kemal gibi çok gencin canı yanar. Ne olur böyle konuşma usta. Bak korkuyorum. Neden korkuyorsun? Sen böyle konuşmaya başlayınca mahalledekiler... komünist bu herif diyorlar. Desinler. İnsanlara yafta yapıştırmak kolaydır. Önemli olan hep doğrunun, haklının yanında yer almak. Haksızlıklar karşısında herkes susarken sen konuşabiliyorsan eğer, işte o zaman insan olmaya bir adım daha yaklaşmışsın demektir. Sana bir teşekkür borcum var Kemal kardeş. Neye teşekkür? Dün İbrahimlere kafa tuttum benim için. Çocukluğumdan beri kimse kollamadıydı beni böyle. Sağ ol. Lafını bile etmeye değmez. Boş ver. Sen neden düştün mahpusa Yılmaz kardeş? Büyükbaşlardan birine kafa tuttum da ondan. Mahkemeye çıkana kadar salıvermediler bile. İçeride bekle deyip tıkıverdiler. Kimmiş bu büyükbaş? Deyyus'un biri. Vakti zamanında yanında ırgatlık ederdim. Büyük çiftlik ağası Muzaffer Bey. Anladın mı? Senin anlayacağın, benim bu Muzaffer'le davam var Kemal kardeş. Sustun. Hiç. İzmirli ile muhabbet ederken söyledi de
Senin de yavukluğunu elinden almış Muzaffer'in yeğeni. Doğru mu? Yanlış söylemiş. Kimse yavukluğumu falan kaptırmadım ben. Kızma Kemal kardeş. İzmirli'nin yalancısıyım ben de. Hani öyle deyince düşündüm de... ...senin de Muzaffer'in sülalesiyle bir davan var. Kimseyle davam falan yok. Bitti gitti. Kapandı o mesele. Yasin Ağa'dan duydum şimdi. Kız dün gece neredeyse kaçıyormuş, öyle mi? Yok öyle bir şey teyze, ne kaçması ya? Bana bak Ramazan. Bu iş iyice sarpa sarmaya başladı, haberin olsun. Bu gece al götür kızı İstanbul'a. Bu gece mi? Teyze sen ne diyorsun? Daha dur hele, dün bir bugün iki öyle derler. Bak yemin ediyorum dayımanlar ha. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.